Süper Lig'de dev derbi Galatasaray-Fenerbahçe maçının oynanacağı bu akşamdan herkese iyi akşamlar. Maç Sanderson Park'ta oynanacak, az sonra başlayacak. Hava gayet açık bugün. İşte Galatasaray taraftarları ekranlarınıza geliyor. FIFA 16 mücadelesi. Bakalım nasıl sonuçlanacak bugün. Takımlar sahaya çıkıyorlar. İşte ekranımıza geliyor. İlk 11'ler. Az sonra söyleyeceğiz ilk 11'leri. Dikkat çeken oyunculardan Wesley Sneijder ve Nani var. Galatasaray'dan Wesley Sneijder 10 numaralı formasıyla. Fenerbahçe'den de Luis Nani. En etkili oyuncuları takımların. İşte Sneijder ekranlarımıza geldi. Galatasaray'ın dizilişini ben size aktarayım. Kalede Muslera. Defansın solunda Tejes. Ortada Hakan Balta ve Çiju. Sağda Sabri Sarıoğlu. Ortada Selçuk İnan, Rodriguez, solda Podolski, sağda Umut Bulut, önlerinde Sneijder ve forvet hattında Burak Yılmaz oynayacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde ise kalede Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Alves, Kayer, Özbayraklı, Souza, Meireles defansıyla karşımızda. Solda Diego, sağda Nani ve ileri uçta da Van Persie ile sol oynayacak Fenerbahçe'de. Maçın hakemi de Feridun Özdoğan maçı yönetecek. Maçın başlamasına yan hakemleri kontrol ediyor. Az bir süre kaldı. Ve maç başladı. Hakemin düdüğüyle beraber. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı maç. Meireles. Kayer. Defansla paslaşmalar yapıyor Fenerbahçe'ye. Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan Diego'ya verdi. Diego orta açarsa tehlikeli olur ama çok kötü bir orta geldi Diego'dan. İşte Brezilyalı oyuncu Diego ekranlara geldi. İlk atak böylelikle Fenerbahçe'den gelmiş oldu. Muslera tercihini pas olarak kullandı. Alex Tejes. Hakan Balta bıraktı Muslera'ya. Muslera bu kez sağ tarafa gönderdi Sabri'ye. Sabri Sneijder'e. Sneijder. Umut Bulut. Galatasaray arka alanda paslaşmalar yaparak çıkmaya çalışıyor. Hata ve topu kaptırdı bu noktada. Souza. Sova bıraktı Musa Sow. Musa Sow Van Persie'ye verdi. Van Persie'ye. Geçebilseydi tehlikeli olacaktı. Geçemedi, geriye döndü. Nani, Van Persie'yi tekrar Nani'ye geldi. Nani orta açarsa tehlikeli olabilir. Bu kez de Nani'den kötü bir orta. Fenerbahçe maça etkili başladı. İlk 10 dakikada iki orta girişiminde bulundular ancak başarısız oldu bu girişimler. Ve maç 0-0 devam ediyor. Muslera bu kez ileriye gönderdi topu. Burak Yılmaz ve Sneijder'ı indirmek istedi. Başarılı olamadı. Bir Fenerbahçe hatağı daha izleyebiliriz. Maçın başından beri Fenerbahçe etkili oyunuyla dikkat çekti. Galatasaray karşısında. Hasan Ali. Sol kanattan atağa kalkacak. Şimdi orada bir kaptırılan top. Wesley Sneijder Burak Yılmaz'a verdi. Burak Yılmaz geçerse çok büyük bir tehlike olabilir. Burak ortasını açtı. Selçuk İnan vuramadı kafayı. Selçuk orada kafayı vurabilse gol olması işten bile değildi. Nani orada tehlikeli hareketler yaptı. Fenerbahçe atağa kalkmaya çalışıyor ancak çıkamadılar defanstan. Hasan Ali. Şimdi Diego'ya. Diego Van Persie'ye verdi. Van Persie tekrar Diego'ya döndü. O Souza'ya döndü. Bruno Alves. Van Persie orada kaptırdı topu. Podolski, Rodriguez, Sneijder. Hızlıca çıktı Galatasaray. Şimdi biraz orada tempoyu düşürdü Sneijder. Podolski'ye döndü. Podolski kaptırdı orada topu. Tehlikeli bir noktada kaptırdı. Musa Sow. Sov Nani'ye verdi. Nani sağ kanattan geldi yine. Ancak bu kez Alex Tejes Nani'nin ayağından topu almayı başardı. Selçuk İnan Hakan Balta'ya döndü.
Fenerbahçe'nin bir hata daha başarısız sonuçlanmış oldu. Sabri. Wesley Sneijder, Sabri. Alex Teyes'e döndü. Şimdi Selçuk İnan'a göndermek istedi. Yine hata çıkarken top kaptırdı Galatasaray. Musa Sol. O Souza'ya bıraktı. Souza Diego'ya bıraktı. Diego vurdu, direkten döndü. Diego'nun şutu direkten döndü. Çok tehlikeli bir ataktı bu. Fenerbahçe gole çok yaklaşmıştı. Ancak Diego'nun şutu direkten döndü. Az sonra tekrarını izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin hata henüz bitmiş değil. Hasan İl Kaldırım şık bir çalımla geçti. Şimdi tekrar Souza Meireles'e bıraktı. Meireles tekrar Hasan İl Kaldırım'a. Hasan İl vurdu. Defanstan döndü. Atak hala bitmedi. Ve orada top out'a çıktı. Az önce Diego'nun şutu vardı. İşte Diego ekranlara geldi. İşte Diego'nun az önce direkten dönen şutu. Gerçekten çok müsait bir pozisyondu. Ama Diego burada golü başaramadı. Dakikalar 27'yi gösteriyor. Durum 0-0 derbide. Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Podolski. Podolski sol kanattan atak geliştirmek istiyor. Bugün Galatasaray'ın atağını pek göremedik. Selçuk İnan'ın bir kaçırdığı kafa vuruşu vardı. Onun haricinde başarılı bir atağını göremedik Galatasaray'ın. Wesley Sneijder, Sabri, Rodriguez'e atmak istedi, başarılı olamadı. Yine bir kaptırılan top. Souza'yla atağa kalkıyor Fenerbahçe. Diego'ya. Diego. Diego ortasını açtı. Van Persie vurur mu? Vuramadı Van Persie. Öncesinde bir offside bayrağı kalktı. İşte görüyorsunuz Van Persie. Çok ince bir offside var orada. Muslera offside'dan doğan vuruşu kullanıyor. Selçuk İnan, Rodriguez, Sneijder, Burak Yılmaz, Burak Podolski'ye, Podolski TS'e döndü. TS Rodriguez'e, Rodriguez geçti orada, çalımını attı. Rodriguez bir çalım daha gelir mi? Geldi, Alex TS'e bıraktı. Alex TS, Podolski'ye, Podolski Rodriguez'e, tekrar Podolski. Oyunu açtı sağ kanada. Sabri. Wesley Sneijder. Sabri. Umut Sneijder. Galatasaray ceza sahası içine girmenin yollarını arıyor. Selçuk İnan iyi yere gönder. Selçuk İnan vurur mu? Vurdu. Volkan son anda çıkardı. Selçuk'un şutunu son anda çıkarmayı başarabildi Volkan. İşte çok güzel bir şuttu. Volkan son anda tokatlayarak çıkardı. Sonrasında da bunun sevincini yaşadı Volkan Demirel. Galatasaray Sneijder'le köşe vuruşunu kullanıyor. Wesley Sneijder paslarında %100 başarı, Diego ise %80 başarı olduğunu gördük. Bu arada bir şut geldi. Ancak farklı şekilde dışarı çıktı Galatasaray. İşte az önceki Volkan Demirel'in kurtarışı tekrar ekranlarımıza geliyor. Başarılı bir kurtarıştı bu. En az şut kadar başarılıydı. Şimdi Volkan Demirel gönderdiği Nani. Fenerbahçe bir hata daha kalkıyor. Musa Sol. Sol ortaya açarsa tehlikeli olabilir. Van Persie göndermek istedi Sol. Daha sonra defans araya girdi ve top dışarı çıktı. O noktada out'u gösterdi hakem. Dakikalar 42. Muslera out vuruşunu kullanacak. Burak Yılmaz indirdi. Kötü yere indirdi. Nani. Nani şık bir çalımla geçmeye çalıştı. Başaramadı. Podolski, Alex Teyes, Hakan Malta. Umut Sabri'ye. Orada Burak kaçıyordu. Sabri görseydi tehlikeli pozisyon olabilirdi, görmedi. Sabri. Rodriguez. Tekrar Sabri. Kısa paslaşmalar var şu dakikalarda Galatasaray'da. İlk yarının sonuna da 2 dakika ilave edildi bu arada. Alex Teyes. Selçuk İnan'a verdi. Tekrar Alex Teyes. Rodriguez.
Alex Steyns. Podolski Burak'a bıraktı. Burak'tan çok kötü bir pas. Tehlikeli bir noktada. Tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Burak çok kötü bir pas attı ve hakemin de ilk yarıyı bitiren düdüğü geldi. İlk yarı Galatasaray-Fenerbahçe maçı 0-0 sonuçlanmış oldu. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı. İlk yarı 0-0 sonuçlanmıştı Galatasaray-Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe'nin daha çok atağını izlemiştik ilk yarıda Galatasaray'a nazaran. Bir tane de direkten dönen topu vardı Fenerbahçe'nin. Diego'nun şutunda hatırlayacaksınız. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. Rodriguez orada Souza'ya kaptırdı ve hakem maçı durdurdu. Souza'nın yaptığı hareketi tehlikeli olarak buldu ve faulü verdi. İşte Souza ekranlarımızdaydı. Aurelien Çeju ileriye doğru gönderdi. Burak Yılmaz şimdi indirdi, kontrol etti. Burak geriye dönmeyi tercih etti Çeju'ya. O Sabri'ye döndü. Sabri Rodriguez'e. Rodriguez Burak'a. Burak geçerse tehlikeli olabilir. Burak geçemedi orada. Son oyuncuyu geçseydi kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Taç Galatasaray'ın sağda iki tane top var. Ve evet Çeju gönderdi ikinci topu. Sabri, Selçuk İnan. Topla oynama oranları geldi. %60'a %40 Galatasaray'ın üstünlüğü var. Burak Yılmaz. Burak şimdi ceza sahası içinde. Geçerse tehlikeli bir pozisyon olabilir. Burak geriye döndü Sabri'ye. Sabri Umut'a. Umut orta açar mı? O da pas tercih etti Selçuk İnan'a. Selçuk Umut'a. Umut şimdi geçti. Umut vurur mu? Umut vurdu kaleci Volkan Demirel. Son anda korneri çıkarmayı başardı. Umut'un şutunda ikinci yarıya Galatasaray etkili başlayan taraf oldu ilk yarıya nazaran. Ve bir oyuncu değişikliği. Rodriguez çıktı. Yerine Felipe Melo girdi. Galatasaray'da 55. dakikada böyle bir değişikliği öngördü. Felipe Melo oyunda. Korneri kullanacak Galatasaray. Şimdi arka direğe doğru gönderilen top Fenerbahçe'yi uzaklaştırdığı Podolski ve bir kaptırılan top kontra atak şansı Fenerbahçe için. Musa So Şener'e, Şener Souza'ya. Souza geçer mi? Orada önünde bir boşluk buldu. Musa So'ya bırakmayı tercih etti o. Şimdi tekrar Şener. Nani'den şık bir çalım. Gerçekten harika bir çalım attı Nani orada. Şimdi Diego'ya gönderdi. Diego'ya gelmedi. Galatasaray'da riskli paslaşmalar. Muslera Sabri'ye gönderdi. Oradan topu çıkarmayı başardı. Umut. Sabri. Tekrar Umut. Umut kaptırdı o noktada. Van Persie. Souza'ya. Tekrar Van Persie. Tekrar Souza ve yine bir kaptırılan top Fenerbahçe'de. Şimdi Sabri. Hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir. Burak Yılmaz. Burak Sabri'ye döndü. Sabri geçti oyuncuyu, sonra tekrar kaptırdı. Şimdi Umut Bulut. Bir kaptırılan top daha. Fenerbahçe atağı izleyeceğiz. Van Persie. Van Persie ile sol kanattan geliyor Fenerbahçe. Van Persie çalım atmayı denedi. O da başarısız oldu. Şimdi Umut Bulut'a geldi top. Galatasaray atağına döndü. Selçuk İnan. Alex Tejes. Selçuk. Sabri. Burak'a göndermek istediği başarılı olamadı o noktada. Meryl'e Şener'e. Şener Nani'ye. Şimdi Alex T'ye sağlı orduruyor topu. Podolski. Alex'e. T'ye geriye döndü. Sabri. O da Alex T'ye döndü. Galatasaray'ın paslarını izliyoruz şu dakikalarda. Selçuk İnan. Selçuk Sabri'ye, Sabri Melo'ya, Felipe Melo, Tejes, Alex Tejes, Podolski'ye,
Şut şansı Selçuk İnan vurdu. Selçuk İnan vurdu, son anda dışarı çıkardı. Volkan'dan mı çıktı? Onu tam göremedim. İşte Selçuk'un tekrar şutunu izliyoruz. Volkan değmemiş ama kaleyi sıyıran bir şut. Selçuk'un üzüntüsünü izledik. Tehlikeli bir şut olmuştu. Şimdi Galatasaray'da bir değişiklik. Yasin giriyor Umut'un yerine. Fenerbahçe'de de Meireles'in yerine Mehmet Topal oyunda. Dakikalar 72'yi gösterirken. Son 20 dakikada bakalım gol anlamında bir değişiklik olacak mı? Göreceğiz. Volkan Demirel ileriye doğru gönderdi. Yasin Öztekin. Yasin Snyder'e. Snyder Melo'ya. Melo kaptırdı o noktada Melo'yu. Ancak Fenerbahçe'de hata çıkamadan topu kaptırdı. Şimdi Selçuk İnan. Selçuk'tan şık hareketler Melo'ya. Melo Podolski. Podolski kaleciyle karşı karşıya. Çok kötü bir şut Podolski'den. Podolski çok kötü vurdu orada. Kaleyi karşısına da almıştı ama kötü bir şut çıkardı. İşte sonrasında da üzüntüsünü izliyoruz Podolski'nin. Bir oyuncu değişikliği daha var. 77. dakikada Diego'nun yerine Alper Potuk oyuna giriyor Fenerbahçe'de. İşte Alper Potuk oyunda. Musa Sol tekrar Soza. Bruno Alves. Mehmet Popal. Şener Kayer'e döndü. Kayer Mehmet Popal'a. Fenerbahçe çıkmakta zorlanıyor. Musa Sol. Sol Van Persie'ye. Van Persie'den sonra top yeniden kaptırıldı. Galatasaray atağına çevrilecek pozisyon. Hakan Balta. Alex Tejes. Podolski. Tejes. Selçuk geriye döndü. Hakan'a. Hakan Alex Tejes'e. Kendi sahasında paslar yapıyor şu dakikalarda Galatasaray. Maçın bitmesine de az bir süre kaldı. Son 5 dakika kaldı normal sürede maçın bitmesine. Şimdi Alper Potuk orada kaptırdı topu. Yasin Öztekin'le bir atağa çıkma şansı Galatasaray için. Son dakikalarda bir gol gelir mi? Wesley Sneijder orada topu kaptırınca bu atağa da olumsuz sonuçlandı Galatasaray'ın. Şimdi iyi yere gönderdi. Ama savunma orada çok dikkatli Galatasaray'da. Çecu, Selçuk. Sabri ile yine sağ kanattan bir atak geliştirmeye çalışıyor Galatasaray. Selçuk İnan. Alex Tejes. Selçuk'a verdi. Selçuk Podolski'ye. 2 dakikalık duraklama dakikası oynanacak bu arada. 4. hakemin belirttiği üzere. Sabri Yasin'e. Yasin orada ortasını açmayı başardı. Burak vurur mu vurdu, son anda çıkardı Volkan. 90+2. dakikada Galatasaray bu golü kaçırdı. İşte 90+2. dakikada Burak'ın bu şutu Volkan tarafından kornere çıkarıldı. Galatasaray bu golü atsa 3 puanı almış olacaktı, hanesini yazdırmış olacaktı ama Burak Yılmaz gerçekten bunu değerlendirmesi gerekiyordu. İyi değerlendiremedi. Son dakikada karşılıklı oyuncu değişiklikleri oldu yine. Bu Galatasaray için son şans. Wesley Sneijder korneri kullanacak. Wesley Sneijder ortasını açtı. Bir kafa vuruşu gelir mi? Gelmedi. Taca çıktı toptan. Ve de hakemin son düdüğüyle maç sonuçlandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 bitmiş oldu.
herkese iyi akşamlar diliyorum.